Bir kulağa bir kelle. İşte Bedir Harbi oluyor. Abdullah İbni Mesud milletin ortasında Ebu Cehil'i arıyor. Sormuş, Ebu Cehil'i gören var mı aranızda demiş. Harbi esnası ya, savaş yapılıyor yani. Demişler ki iki tane genç onu devirdi orada demişler, o öldü. Yok yok demiş, olmaz öyle şey. Nasıl ölecek? Allah onu bana vaat etti, mümkün mü? Ama Mevla işi kolaylaştırıyor. Abdullah İbni Mesud, yani onun gibi bir adamla karşı silah, yani kılıç tokuşturacak şeyi yok. Ama Allah onun işini kolaylaştırıyor. Ensardan iki tane genç onu devirmişler, öldü diye bırakmışlar. Abdullah İbni Mesud gitmiş yanına, hala nefes alıyor. Daha gebermemiş. Daha gebermemiş. Çıkmış şöyle göğüs tahtasının üstüne oturmuş. Şu göğsünün üstüne oturmuş Ebu Cehil'in. Ne oldu demiş he? Gavadayılık yapıyordun. He? Vurdun benim kulağı koparttın. Allah bana müjdelemişti. Bir kulağa bir kelle. Şimdi sıra bende demiş. O ne demiş biliyor musun? Peygamberimiz benim Firavun'um. Musa'nın Firavun'undan beter diyor yani. Daha kötü. O Firavun işte bizim ümmetin Firavun'u. Bu ümmetin Firavun'u. Bana bak demiş. Şöyle gerdanımı biraz aşağıdan kes. Muhammed'in yanındaki açlar demiş. Adam gerdanı görsün. Kilolu ya böyle ha. Yığılmış böyle. Gavurluğu görüyor musun? Geberecek ama. Bari diyor aşağıdan kes diyor. O açlar adam gerdanı görsün diyor. Elhamdülillah. Kör Bedir'de kör bir kuyunun dibine gömdü Resulullah onları sallallahu aleyhi ve sellem. Vallahi bugünün firavunları da kör kuyuların dibine gömülecek. Vallahu mutimmu nurihi ve lev kerihel kafirun. Kafirler istemese de Allah nurunu tamamlayacak. Bütün dünya Allah'a kul olacak. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah şarktan garba hakim olacak. O günler gelecek Müslümanlar. Allah o günleri bize göstersin. O günlere bizi vesile etsin Rabbim. Vasıta etsin inşallah.